Yangın, hızlıca yayılabilen, hem can hem mal kaybına yol açan ciddi bir tehlikedir. Ancak günümüzde teknolojik sensörler sayesinde yangınları henüz yayılmadan fark etmek mümkün. Alev sensörleri, yangın belirtilerini erken aşamada algılayarak zamanında müdahale imkanı sağlar. Bu cihazlar, özellikle hassas alanlarda büyük felaketlerin önüne geçmek için hayat kurtarıcıdır. Bu videoda deneysel bir alev dedektörünü nasıl kolaylıkla üretebileceğinizi öğreneceksiniz. Yanma tepkimelerinde alevler genellikle görünür dalga spektrumundaki ışıkla birlikte görünmez dalga spektrumunda yer alan kızıl ötesi yani infrared ışık da yayar. Bir infrared ışık algılayıcıya sahip olan gördüğünüz alev sensörünün analog çıkışı alev algılanması durumunda bunun şiddetini de içeren bir bilgiyi üretir ve üretilen bilgiyi üzerindeki devre sayesinde Arduino'nun analog pinleri tarafından okunabilir hale getirir. Alevler sensörün görüş alanı içinde oluştuğunda alevden saçılan kızıl ötesi ışınlar sensör ulaşır ve sensör Arduino'yu analog pin üzerinden tetikleyecek veriyi üretmeye başlar. Alev olmadığındaysa gördüğünüz gibi sensör sinyal üretmeyi keser ve Arduino dijital çıkış vermeyi durdurur. Aydınoloji alev sensörü projemizin kodlarını inceleyerek işe başlıyoruz. Öncelikle alev sensöründen gelen analog veri için bir eşik değeri tanımlıyoruz. Bu eşik değerini test ederek ortamınıza göre hassas ayar yapabilirsiniz. Biz bu değeri 500 olarak belirledik. Pin tanımlarını yapmak üzere alev sensöründen gelen analog sinyali algılamak için A0 analog pinini seçtik. İsterseniz sizler farklı pini seçebilirsiniz. İkinci pin olarak sesli uyarı almak üzere buzzer için 3. data pinini seçtik. Sizler farklı tetikleyicileri bu pin çıkış yerleştirerek sesli, ışıklı uyarı alabilir ya da bir yangın söndürme sistemini tetikleyen bir düzeneye bağlayabilirsiniz. Kodların çalışabilmesi için buzzer pinini çıkış pini olarak ayarlamayı unutmuyoruz. Eğer seri iletişimden sensör değerlerini okuyacak bir sistem yapmak istiyorsanız ya da hassasiyet ayarı yapmak istiyorsanız bu satırla isteğe bağlı olarak seri iletişim başlatıp sensör değerlerini görmek için kullanabilirsiniz. Döngü bölümünde alev sensöründen gelen analog veriyi okuyoruz ve bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Alev değeri değişkenini atayıp buraya sensörden okunan verileri giriyoruz. İsteğe bağlı olarak alev sensör değerini seri monitörde görüntülemek için yazdırıyoruz. Gelelim sensörden okunan verilerle buzzer'ı tetikleme işlemine. Eğer sensör değeri önceden belirlediğimiz eşik değerinden düşükse alev algılanmış demektir. Ve bu koşul sağlandığında buzzer pinine 500 milisaniye boyunca enerji verecek ve takip eden 500 milisaniye boyunca enerji verilmeyecektir. Bu durum alev algılandığı sürece devam edecek ve bu sayede buzzer kesikli olarak ses üretmeye devam edecektir. Kodun devamında ise alev algılanmıyorsa sürekli devam eden bir enerji göndermeme durumu söz konusudur ve bu durum olduğu sürece buzzer suskun kalacaktır. Şimdi de Arduino Uno kartımıza kodu gönderiyoruz. Arduino, ayda içindeki kodlarımızı karta göndermek için sol üstteki sağa dönük ok içeren butona basıyoruz ve programın derlenip karta aktarılması için bekliyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, ekranda gördüğünüz gibi Done Uploading yani yükleme tamamlandı uyarısını görürsünüz. Bu aşamayı tamamladıktan sonra devrenin kurulması işlemlerine geçebilirsiniz. Gereken malzemeler şu şekilde. Önceden içine açıklamada bulabileceğiniz kodların yüklenmiş olduğu Arduino Uno, bir adet infrared alev sensörü, bir adet buzzer, Arduino için enerji kaynağı ve parçaları birbirine bağlamak için yeterince kablo. Malzemeleriniz hazırsa birleştirme işlemine geçebiliriz. Öncelikle buzzer'ın pozitif kutbunu Arduino'nun 3 numaralı dijital pinine, negatif kutbunu ise Arduino'nun toprak yani GND pinine bağlayın. Sonraki aşamada alev sensörünün A0 yazılı pinini Arduino'nun A0 yani analog pinine bağlayın. Alev sensörünün VCC pinini Arduino'nun 5 volt pini üzerinden besleyin. Sensörün toprak bağlantısını ise yine Arduino'nun topraklama pinine bağlayın. Arduino'ya elektrik verdiğinizde düzenek çalışmaya hazır hale gelecektir. Yanmakta olan bir ateşe doğrultursanız sensörünüzün aleve tepki verdiğini fark edeceksiniz. Eğitim amacıyla üretilmiş olan bu projeyi profesyonel olarak kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü yangın güvenliği üzerine kullanılması gereken düzenekler belirli standartlarda üretilmekte ve bu üretimler denetime tabi olmaktadır. Eğer bu tür içeriklerin aydınolojide daha sık yer almasını istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.